Yurttaşı olarak soracağım, neden? Kiralar. Şimdi kiralarla ilgili bugün Fatih Karahan sunumunu yaptıktan sonra Başkan Yardımcıları Cevdet Akçay ve Hatice Karahan basın mensuplarının sorularını yanıtlarken kiralar soruldu. Kira enflasyonu ne kadar? %65 değil mi? Yani %65'e evet. kadar zam yapabilecek ev sahipleri. Diyor ki Hatice Karahan, önümüzdeki dönemde kira enflasyonunda düşüş öngörüyoruz. %25 kira zammı sınırlaması uygulamasının kaldırılmasının enflasyonda ek baskı yaratmadığını da söylüyor. Kira enflasyonunda düşüş öngördüğünü belirtiyor. Şimdi ben biliyorsunuz ekonomi konusunda cahil bir insan olarak soruyorum size soruları. Taşları birleştirmeye çalışıyorum çünkü Sayın Sivarioğlu. Şimdi kira enflasyonunda düşüş öngörüyoruz. Ama %65 şu an için yapılacak zamlar önümüzdeki süreçte gibi duruyor. Bu mümkün mü? Kira enflasyonu düşebilir mi? Şimdi şöyle diyeyim. Kira meselesinde ortada bir sabit kıymet var. Bir gayrimenkul var. Evet. Az evvelki gıda ve diğer maliyet enflasyonu dediğimiz konulardan biraz farklı değerlendirmemiz lazım. Buradaki maliyet bir seferlik maliyet. Başlangıç maliyeti, initial maliyet dediğimiz bir alım maliyeti var. Hı hı. Şimdi kiralayan tarafından bakarsanız konutu bir yatırım aracı gibi görüp, çünkü Türkiye'de uzun dönem biliyorsunuz sadece barındığımız konutlar değil, bir konut alalım, işte emekliliğimizde kirasını alırız, sıkıştığımızda oradan aldığımız kirayla yardımcı oluruz gibi bir teamüller şey yerleşiyor ülkede. Bu davranışlar da ekonominin en önemli taraflarından biri. Hı hı. Şimdi burada bugün siz bir gayrimenkul aldığınızda, karşınızda düzgün ödeyen bir kiracı olmadığında buraya bağladığınız yatırım bedelini size geri dönmesi çok uzun yıllar alıyor. Dolayısıyla konut başta olmak üzere ticari bazı özel alanlardan bahsetmiyorum. Çünkü onlar özelliği olan alanlardır, istisnadır. Bugünkü bulunduğumuz alım satım gücü, işsizlik güçleri, toplumsal dengeler açısından ne kiracı memnun ne kiralayan memnun. Demek ki ortada dediğim gibi oturmamış bir denklem var. Bu denklemin oturmasının yolu esasında eski yıllarda kullanmıştı. Emlak, konutlar, gayrimenkuller, daha sonra TOKİ'lere falan döndü. Evet. Ama bunlar kuruluş amaçlarının ve ana hedeflerinin dışında başka bir rant sisteminin içerisinde işlem başlarını yaptıkları için konut ihtiyaçları ihtiyacı olanla, yani evi olmayanla ilk evini alacak arasındaki dengeleri bozdu. Bir kesimin elinde birden fazla gayrimenkul var, bir kesimin elinde hiç yok. Ve bu hiç olmayanın elindeki alım gücü, Türk parasını kaybettiği değer, onların reel alım güçleriyle buradaki maliyetler karşılaşmadığı için bir arz talep dengesinde şimdi dengesizler oluşmaya başlayacak. Bunun dışında da benim kanaatimce birazcık bir dönem gayrimenkul sektörü yatırım aracından ziyade ihtiyaç sahiplerine yönelmesi gereken bir yer olarak olacaktır. Çünkü orada fiyat ikinci plandadır. Yani sizin başınızı sokacak bir evinizin olmasının maliyetini hepsine katlanabilirsiniz. Ama başınızı sokabileceğiniz bir yeriniz varsa, ki öyle yetiştirdik hepimiz değil mi? Hani bir kafanı sokacak bir evin olsun evladım, kimseye muhtaç olmasın. Evet. Cebinde para olmasa bile pencereni kapını kapa, onuru gururunu bozma yıllarından gelen insanlar olarak bunu başaramadığımız müddetçe buradaki dengesizler devam edecek. Bunun bir ikinci tarafı daha var ki bu sizin programlarda sık sık zaten geliyor. Hukuksal sorunlar bununla ilgili çok fazla artıyor. Ve hukukun çözebileceği konular olmaktan çıkıyor. Bir de benim inancıma göre zaten bu gibi konularda hukuka gittiğinizde çözümden ziyade size ilave maliyetler gelir. Yani harcıydı, hurcuydu, avukatı falan. Önemli olan bunları hukuka gitmeden çözebilmektir. Bu dönemde en önemli şey, kira konusu açılmışsa, yüksek kira almak yerine sana düzgün, dürüst kirasını ödeyebilecek bir kiracınız varsa ne âlâ derim. Şanslı ev sahipleri o zaman. Evet, şanslı yani fiyatı grubunda. Yükseltmek tabii. yerine karşısında düzgün ödeyen dürüst bir kiracı bulmak bana göre çok önemli, çok değerli. Umuyorum ki bunu düşünüyorlardır ve böyle hareket edeceklerdir. Peki Sayın Sivarioğlu, ekrana canlı döviz tablosunu isteyeceğim sevgili yönetmenimden. Son evet. günlerde dolarda özellikle Türk lirası karşısında yine rekorları gördük arka arkaya. Şimdi siz ilave sıkılaştırma dediniz. Fatih Karahan bugün ilave sıkılaştırma TL'ye güveni arttırdı dedi. Sadece evet. ilave sıkılaştırmadan böyle bahsetti. Hani devam edecek etmeli değil. Çok özür diliyorum.
Türk lirasına güveni arttırdığını söyledi. Dolar şu an 33 lira 50 kuruşu gösteriyor. Euro 36 lira 72 kuruşu. Sterlin'in gram altını görüyor sevgili izleyicilerimiz. Şimdi düzelecek yayınımız, bir sorun yok, merak etmeyiniz. Skype mı düştü? O zaman hemen düzeltelim sevgili yönetmenim Skype'ı. Şimdi son günlerde biz neler neler konuştuk. Carry trade'ler konuştuk. Pek çok şeyi konuştuk değil mi? Merkez Bankası'nın rezervlerinin artmasına ilişkin. Türk lirasına güvenin arttığını ve bunun da rezervlere olumlu yansıdığını söyledi Merkez Bankası Başkanı. İşte ben bunu Sayın Ulvi Süvarioğlu'na soracağım. Türk lirasına güven noktasında artık hangi aşamadayız? Son günlerde dolarda neden ardı ardına rekorları gördük? Rezervlere Türk lirasına güven mi olumlu yansıdı? Onun söylediği gibi. Şimdi bağlantımızı hazırlıyor sevgili yönetmenim, hazır. Sayın Süvarioğlu, tekrar hoş geldiniz. Arada bir tekrar gittiniz, bir koptunuz yani bizden. Tekrar hoş geldiniz. Sorularımı duyabildiniz mi bilmiyorum. Tekrarlayayım mı? Lütfen, rica edeceğim. Şunu soruyorum. Fatih Karahan, ilave sıkılaştırma evet, Türk lirasına güveni arttırdı. Dezenflasyon sürecini destekleyecek veriler içerisindeyiz. Yine Türk lirasına güven yurt içinde ve yurt dışında artmış. Bu durumda rezervlerimize olumlu yansımış. Şimdi carry trade'leri biliyoruz. Diğer yandan doların arka arkaya rekor kırdığını görüyoruz. Farkındaysanız ben hep karşılaştırma yaparak sorabiliyorum size. Gördüğümüz böyle, söylenen böyle, hangisine inanalım şeklinde. Şimdi rezervlere Türk lirasına güven olumlu yansıdı mı? Türk lirasına güven olumlu yönde seyrediyor mu? Dolar niye arka arkaya o zaman rekor kırdı? Yine aynı pencereden söyleyeceğim. Yani iç piyasalar ve vatandaş nezdinde öyle Türk lirasına falan bir güven konusunda bir yansıma falan yok. Bugün vatandaş cebinde ne para varsa TL'de tutmamaya çalışıyor her şeye rağmen. Nerede tutuyor? Gidiyor zaten. Biz de aynı şeyleri tavsiye ediyoruz. Yani elinizde küçük birikimleriniz olduğunda gidin en azından bir gram altın alın. Çünkü dövizin aşağı trendi yerine az da olsa çok da olsa dünyadaki konjonktürel gelişmelere göre dolar tarafında bir artış olacak. Bu ons üzerinden de hesaplandığına göre hem Türkiye'deki döviz artışından hem de onsun artışından altın almak cazip gözüküyor önümüzdeki dönemler için diye. Biz de bize soran arkadaşımıza, eşimize, dostumuza yardımcı olmaya çalışıyoruz bu şekilde. Şimdi insanlar TL'ye güven artsa neden cebinde TL ile dolaşmasın ki? Evet. Ama ben bir espri daha yapayım. Zaten cebinizde TL ile dolaşamazsınız. Neden? En büyük paramız 200 lira. 100 dolar bozdursam cebine koyduğunda şişiyor yani. Evet. Zaten cebinde çok para taşınacak bir cep yok ya artık Türkiye'de. Evet. Paranın en önemli unsurlarından biri üzerindeki yazılı miktarın alım gücü kadar kapsadığı da yerdir yani. Bir 100 doların cebinizde taşıdığı yerle onu karşıda bozdurduğunuz 3500 liranın taşıdığı yere göz önünde bulunur. Evet. Bütün tarih boyunca baktığımızda paranın değersizleşmesinin en önemli iki tane göstergesi madeni paralarda içerideki alışım miktarının düşürülmesidir. Yani maliyeti düşsün diye. İkincisi de alım gücüdür doğal olarak. Biz bugün Türk lirasıyla ne alabiliyoruz ona bakabilmemiz lazım. Alabildiğimiz şeyler belli. Hı hı. Bugün işte yoksulluk sınırı, açlık sınırı sık sık her ay açıklanınca kullanıyoruz. Bunlarla neler yapabiliyoruz belli. Az evvel kiracıdan konuştuk. Tabii. Asgari ücretli bir insanın metropol dediğimiz kentlerde asgari ücretle kira bulabilmesi mümkün mü? Yani diğer şeylerden vazgeçtik. Şimdi bunu böyle baktığımızda sorunuzun cevabı negatif. Ama şöyle bakarsak bu süreci yöneticiler kim şu anda? Yani Sayın Şimşek, Karahan, ekibi yani ekonomik kurmayları bu süreci yönetmek zorundalar. Yönetirken de herkes yaptığı işin algı tarafında pozitif olmak zorundalar. Türkiye'nin rezervlerindeki artışların hiçbirisi yatırım amaçlı, üretim amaçlı, uzun vadeli ve yabancı sermaye olarak gelen para değil şu andaki rezervlerdeki. Artık vatandaş bile ezberledi bunun ismini. Carry trade dediğimiz taşıma para Türkçesi. Niçin taşıyor buraya? Cuma günü olup kara pazartesi diye bu hafta çok herkes her tarafta dünyada ne oluyor sorusu tartıştığımız evet, günlerde ne oldu? En güzel örneği Japon yeni alım gücü yüksek bir paraydı. Şeyi yoktu, faizi yoktu. Siz Japon vatandaşı olarak Japonya'da kendinize kredi alıyorsunuz. Türkiye'de getiriyorsunuz %50 faizden TL'ye çeviriyorsunuz. Kuru olması gereken altında tuttuğunuzda
aradaki bozuyorsunuz, ayda bir gidip realize edebiliyorsunuz buna. Yani carry trade'in halkın anlayacağı bir şekilde bu. Şimdi bakın Japonya'da 0.10'dan 0.25'e çıkardığında bile bir sarsıldı herkes. Şimdi Japonlar zaten hem çok çalışkan, hem çok üretken, hem alım güçleri yüksek bir sınıf dünyada baktığımız zaman. Ama onlarda bile bir faiz oranıyla oynamaların neler getirdiğini hemen görebiliyoruz. Bizim elimizdeki döviz rezervi, sıcak para dediğimiz, carry trade dediğimiz, gelip giden konjonktürel olarak günlük psikolojisine, moduna, keyfine göre gelip giden bir para. Buradaki keyif de Türkiye'nin kullandığı makro oranlardır. Bu oranları cazip bulduğunda gelecek, bulamadığında gidecek. Örneğin geçen hafta 6,5-7 milyar dolar piyasadan çıktı. Ha belki onlar bu hafta geri gelecektir. Dolara geldiğimizde ihracatçı kesim doların veya kurun veya euronun fark etmez yani döviz TL karşısındaki şeyinin artırılmasını bekliyor, doğru mu? Onlar şikayetçi bundan düşük kalmasından. Ben buradan ihracatçı kesime şunu söylemek istiyorum. Eğer hem Mehmet Şimşek Bey hem Merkez Bankası bu politikalarına devam edecekse bu dezenflasyon sürecine ve kuru her ay aylık enflasyonun bir miktar altında maksimum o seviyede tutacaksa ihracatçı artık kur hesabıyla kendi maliyetini ve satımını hesaplamasın. O zaman böyle bir şey olmayacağını söyleyeceğim. Olmayacak. Türk lirasını değerlendirmek zorundayız diyor zaten söylemlerin evet. arasında. Evet. Bunu da şununla birleştirmeye çalışıyorum. Ne dedik biz? Maliyet enflasyonu bizde çok önemli. Çünkü Türkiye'nin ihraç ettiği kalemler içerisinde dahi önemli ölçüde ithal girdisi var. Kur öyle bir iki tarafı enteresan enstrüman ki artırırsan hem cari açın hem dış ticaret açın hem maliyet enflasyonu oluşuyor. Azaltırsan ihracatçı bağlanıyor. İhracatta da şunu söylememiz lazım. Biz sadece kur politikalarına bağlı olarak bir ihracat politikamız, stratejimiz olur ise bu her zaman aynı konular konuşulacaktır, gündemden gitmeyecektir. İhracatçıya göre kur, ithalatçıya göre kur. Vatandaşın kuru ne? Vatandaşın şu anda kurla hiç ilgisi yok. Vatandaş sadece az evvel konuştuğumuz enflasyon sürecindeki bugünü nasıl geçiririm? Bakın bugünü nasıl geçiririm? 3 ay sonrasını kimsenin burada çok fazla görebilecek durumu yok. Bunun en önemli nedeni tarım, gıda başta olmak üzere asıl süreci yapmak lazım. Benim en büyük endişem önümüzdeki uzun yıllar boyunca ciddi bir tarım politikasına ve tarımdaki üretim politikalarına yeniden dönülmediği müddetçe can alıcı örneği vermiştim. Kriz devam ederse özellikle savaşsal krizler devam ederse bölgelerimizde buğday en önemli emtia olacaktır. Şu anda Türkiye'nin yeterli buğday stoğu var ama yarınlarda bunların ne olacağı, fiyat dengelerinin ne olacağını iyi hesaplamak ve buna göre üretimi yeniden yapmak lazım. Bu gibi ana emtialara devletin bir şeye teşvik verecekse evet versin mesela şimdi Çin markası gelecek BY'de gerçekten üretim yapacaksa teşvik alsın. Üretim çünkü bu mesela bir sıcak para olmayacak buraya eğer sermaye getirecekse. Ama henüz gelmiş resmi bir sermaye yok tabii. Bildiğimiz bir takım teşviklerle buraya geleceklerine dair bilgilerimiz, haberlerimiz var. Gerçekten reel anlamda para getirecekse bu tür sermaye açmamız lazım zaten kapımıza. Ama bununla birlikte özellikle tarımdaki ana kalemleri, bu kalemler yani halkın hep ne deriz? Eski savaş romanlarını, filmlerini falan gördüğümüzde en önemli şeyin ekmek ve su olduğunu görürüz değil mi? Evet. Yani bu iki tane şeyin önümüzdeki yıllarda çok değerli olacağına, hiç olmazsa yiyecek ekmeğimizin, içecek suyumuzun asıl devlet politikaları açısından %1500 garanti altına alınması gereken bir politika izlenmesi lazım. Evet. Muhalefetin de bana göre önümüzdeki dönemlerde en önemli unsurları artık tarıma vermesi lazım. Çünkü biz dünyadaki gidişatı olan teknolojik katma değerli şeyin arasına bu saatten sonra katılmamız mümkün değil. Hiç olmazsa kendimizin daha iyi bildiği ve daha hakim olduğu, vatandaşı da dışa bağımlı olmaktan kurtaracak tarım ve gıda işlerinde çok öncelikli olmamız gerektiği kanaatim. Çok teşekkür ediyorum. Ekmek ve su vurgunuz da çok evet. önemliydi. Sağ olunuz Sayın Ulvi Süvaroğlu. Rica ederim. İyi çalışmalar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Diliyorum ben de size. Sevgili izleyicilerimiz biz yayınımızın sonuna geldik. Yarın saat 13'te buluşmak